Biz hayatımızda kararlar verirken, düşünürken ve bu düşüncelerimiz sonunda bir şeylere karar verip eylemlerde bulunurken bizi yönlendiren şey bilgidir. Kuşkusuz felsefe beyin gelişiminde önemli ama bunu açmamız gerekiyor. Felsefe nedir diye düşündüğümüzde felsefe olguların, nesnelerin, varlıkların, süreçlerin, hayat olaylarının mahiyetinin, neliğinin sorgulanması, hiçbir şeyin olduğu gibi kabul edilmemesi, tekrar tekrar usanılmadan, bıkmadan bu sorgulama sürecine hep devam edilmesidir. Hiçbir zaman felsefede nokta koymak yoktur. Dolayısıyla biz hayatımızda kararlar verirken, düşünürken ve bu düşüncelerimiz sonunda bir şeylere karar verip eylemlerde bulunurken bizi yönlendiren şey bilgidir. Bilgi ise ancak felsefi sorgulama ile ne kadar güvenilir olduğu ve o bağlam içinde, mevcut bağlam içinde nasıl düşünülmesi, nasıl yapılması gerektiği konusunda bizi yönlendiren en önemli kavramdır. Bu da felsefe ile burada kilit kavram, kilit etkinlik felsefe olacaktır. Tabii ki hayatta çok farklı etkinlikler var ve her bir etkinliğin yanıt verdiği sorular farklı olmaktadır. Mesela bilim, fizik dünyanın, maddesel dünyanın nasıl işlediği konusunda bize bilgi sağlamaktadır. Felsefe ise hayat olaylarını anlamlandırmakta bize yardımcı olmaktadır. Yani niçin, nedir sorusunun yanıtını bulmamızda bize yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla bilim, felsefe bunlar etrafımızda olup biten, bizim etrafımızla ilişki içinde olduğumuz olguların, süreçlerin, sürdürdüğümüz hayatın hem nasıl olup geliştiğini, ilerlediğini hem de bu hayatı nasıl anlamlandırmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini, bizim kendimize göre nasıl uyarlamamız gerektiği konusunda çok çok önemli bir rehberdir. Diyebiliriz ki biyolojik doğum tanımlanmış belli bir zaman içinde ortaya çıkan, olan biten bir olgudur. Ama hayata geldiğimiz andan itibaren sürekli psikolojik bir doğum içinde yaşamımızı, hayatımızı, hayatlarımızı sürdürmekteyiz ta ki son nefesimize kadar. Dolayısıyla hep bir psikolojik doğum içindeyiz. Sürekli bir zihinsel olarak değişim, hatta dönüşüm içindeyiz. Burada belirleyici faktörler filoontogenetik yapımız, yani biyolojimiz ve her bir bireyin yaşadığı, deneyimlediği psikodinamik kişisel tarihidir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bizim gelişimimiz biyolojimiz ile yaşantılarımızın dansı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu deneyimlediğimiz kişisel tarihimizi en derinlikli, en kapsamlı ve anlam vererek, kendimize uygun anlamlar üreterek geliştirebileceğimiz en önemli rehber etkinlik felsefedir. Dolayısıyla bu soruda beynin gelişimine felsefe ciddi ölçüde katkıda bulunmaktadır. Konuyla ilgili daha geniş bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsin. İyi ve sağlıklı günler diliyorum.